Hadi izinlere! Emeklilerin yaşadığı perişanlığı, açlığı, sefaleti bir biçimde diğer bizim gibi emekli olan 16.2 milyonla paylaşmak, sesimizi birleştirmek ve sefaletimizi görmeyen, sesimizi işitmeyen yöneticilere sesimizi duyurmak için bir grup aktivist, Emekli Meclisleri Sendikası aktivisti Sıhhiye Pazarı'nda arkadaşlarla el ilanları ve taleplerimizi içeren broşürleri dağıtacağız. Şimdi nasıl bir ekonomi? Düşünün ki ev kiralarının Ankara'da 15 bin liradan başladığı bir ortamda sadece 10 bin lira maaş alan bir insanın yaşama şansı yok. Bu şu demektir: emeklilerin açlığa, sefalete, sürünmeye, hatta ölüme terk edilmesi demektir. Biz yıllarca emekliler, sigorta primlerimizi ödedik, emekli sandığı primlerini ödedik, Bağkur primlerini ödedik ama ödemiş olduğumuz primler yok sayılarak bugün sadece 10 bin lira gibi bir sadaka ile ölüm maaşı diyebiliriz. Çünkü açlık sınırının 16-17 bin liralarda olduğu, yoksulluk sınırının 50 bin liralarda olduğu bir Türkiye'de, günümüz Türkiye'sinde 10 bin lira ile geçinmenin mümkün olmadığını, yaşamanın mümkün olmadığını artık herkesin görmesi lazım. Ha bir de dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı, emekliler için paranın olmadığını. Çanakkale Köprüsü'ne günde sadece 2 bin aracın geçtiği Çanakkale Köprüsü'ne günde 44 bin geçiş garantisi veren bir zihniyetin, birçok devasa şirketlerin milyonlarca liralık vergi borcunu silen bir zihniyetin emeklilere gelince para yok demesi ciddi bir haksızlıktır. Bunun da kabulü mümkün değildir. Biz huzur içinde yaşamak istiyoruz, barış içinde yaşamak istiyoruz. Militarizm demek savaş demektir, militarizm demek ölüm demektir. Biz ise barışı savunuyoruz. Öbür tarafta Diyanet'in bütçesinin Türkiye'deki birçok bakanlığın bütçesinden, hatta 5-6 bakanlığın bütçesinin toplamından bile daha fazla olduğunu hepimiz görüyoruz, basından öğreniyoruz. Okullara, sağlığa, eğitime verilmesi gereken bütçenin, ayrılması gereken bütçenin, buralarda emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirilmesi için gereken bütçenin buradan kısılarak Diyanet'e, belli bir mezhebin şeyine verilmesini doğru bulmuyoruz. Aslında devletin dine hiç karışmaması gerekiyor. Laik bir ülkede herkes, her cemaat kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılamalıdır. Bugün emeklilerin sorunlarına yönelik sendikal bir bilinçlendirme çabası için bildiri dağıtma amacıyla Sıhhiye Sosyete Pazarı'ndaki özellikle emekli işportacı dostlarımızı ziyaret etmek, onlarla görüş alışverişi yapmak için geldik. Buradaki esnafın büyük bir çoğunluğu emeklidir. Emekliler artık yaşayamadıkları için birçoğu işportacılık yapar, tezgahtarlık yapar. Kendi el emekleriyle yaptıkları şeyleri alıp satarlar. Geçinmeleri çok zordur. Mecburen bu işlere devam ediyorlar. 22 bin lira düzeyinde açlık sınırının 22 bin lira düzeyinde olduğu bir yerde 10 bin lira açlık sınırının bile altındadır. Bu Bangladeş düzeyinde bir yaşamdır. Yani Afganistan düzeyinde bir yaşam emekliye şey görülmüştür. Dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor, bir rakam veriyor. Sildikleri 3 tane maden arama firmasının sildikleri vergi borcu bile değildir emekliden esirgedikleri para ya da verdikleri para. Emekliye verdikleri para Türkiye bütçesinin 1.3'üdür. 16 milyon emekliye Türkiye bütçesinin 1.3'ü ayrılmaktadır. Matematiksel olarak böyledir. Üstelik de emeklinin parasıdır bu. Emekliden aldıkları paradır. Emekli kimseden bir şey istememektedir, lütuf istememektedir. Emekli vermiş olduğu, ödemiş olduğu primin karşılığını istemektedir. Gasp edilmiş durumdadır. Şu anda emeklinin primi gasp edilmiştir. Kimseden biz bağış istemiyoruz, hakkımız olanı talep ediyoruz. Din ve milliyet, yerlik ve millik adı altında bir takım zenginler besleniyor, bir takım şirketler, holdingler besleniyor bu ülkede. Adına da yerlilik ve millilik deniyor bunun.
Aslında yerlilik ve millilikle hiçbir alakası yok. İşin özünde bir avuç insana giden bir para var. İşte en son yayınlanan şeyde nüfusun %3,5'unun galiba bankalardaki mevduatı %67'nin mevduatına denk düşüyor. Yani bu çok açıktır ki zengin besleniyor. Bir zengin sınıf yaratılıyor. Orta sınıfın yok edildiği, işte alt sınıfın iyice süründürüldüğü bir ortam yaşatılıyor bize. Biz Emekli Meclisleri Sendikası olarak yeni bir sendikayız. 1 Aralık'ta kurulduk. Tüm dünyada farkımız yatay eşit söz sahipliği. Biz de bir sendikayız. Biz de yatay örgütlenmiş meclisler şeklinde çalışan bir sendikayız. Sendika sekreteriyamız gönüllü olarak çalışmakta. Biz de hiç kimsenin başkan yok, reis yok, ağa yok. Her bir kararımız internet üzerindeki bağlantılarla eşit her bir üyemizin katılımıyla alınmaktadır. Eşit oy sahipliğiyle, eşit söz sahipliğiyle alınmaktadır. Bizi bu anlamda diğer sendika ya da örgütsel yapılara çağrımız bizim örgütlenme biçimimizi incelesinler. Sosyal medyadan örgütlendik daha önce ama artık ete kemiğe büründük. Bir yerimiz var. Şu anda 28 il, 53 tane ilçede örgütlüyüz.